Olursun sen devam. Çavuştay, şimdi kendini tanıt. Kimsin? Kaç yılında durdun? Sen beni tanımıyor musun? Ya ben tanıyayım. Kim tanıyacak beni? İşte köylülerimiz. Ya köylülerimiz uzakta zaten olanlar, şey olanlar. Ya köylülerimiz de beni tanıyorlar. Ya tanıy da sen yine tanıt kendini işte. Kaç yılında doğdun, nerede doğdun? Anan kim, baban kim, lakabın ne? Kaç yılında evlendin? Gelini nereden aldın? Bu evlilikten kaç çocuğun oldu? Çocukların gelin isimleri. Gelin de daha dedenin ırtağı çocuğun değildi. He? Dur hala. Seninle ben de kaç yıl evlendim merak ederler mi? Yani ederler tabii. Benim hayatımdan merak edecek kelimeler söyleyecek. Bu şimdi bu zaman bu devrenin adamı çok beğenmeyebilir. Ses ver, canlı biraz. Gelecek insanlar, mesela Cemal'ın çocukları, geçmişi, onlar merak edileriyle, soruyla öğrenirler işte mesela. Çavuş dayı Göydere'de nasıl oldu, Fişfiş nasıl bir adamdı, ne yapardı diye geleceğin adamları bunları, geçmiş adamı sorar. Biri dese ki, işte demez de, Çavuş varmış bir tane, ya nasıl bir adamdır bu Çavuş derlerse. Kim adam bilecek? Melemen'de bunu bilenler hep... Melemen'e mi götürecek canım bunu? Neyse. Melemen, şimdi ne adamları beni bilirler zaten ne olduğumu. Bilirler de geleceği bir eser de bırakmadı zaten ne olacak? Geldiğimiz, nereden geldiğimiz, nereden geçtiğimiz belli. İşte eser bırakmadın diye, ha bak işte bir eser bırakacak işte geriye. Bu da bir eser. Ben 933'te doğmuşum. Aynı köyde doğdum, Karkıncık köyü ya. Karkıncık'ta doğdum. 933'ten 968'e kadar Karkıncık'ta yaşadım. 933-68'de Gökdere'ye göçtüm. 74-75'te İzmir'e göçtüm. Hayatın reşberliğiyle, alışverişiyle. Bu sesim duyulur mu? Duyulur. Geçmiştir. Ondan sonra İzmir'de durdum, çalıştım, orada burada çalıştım. Dükkan açtım zaten, dükkanım vardı. Çok güzel, çok güzel düzenim vardı, gelirim vardı. Orada düzenimi bozup geri köye geldim. Ama gözümde köydeydi yine. Orada ne kadar düzenim, gelirim fazla olursa olsun, gözüm köyde. Çünkü burada ben koyunları, inekleri, kuzuları sattım, gittim. Oraya oğlum okuduğum bir gittim, maksatım buydu ama oradan geri gözüm yanı para biriktirdikçe burada koyun almak, ata binmek, yonca ekmek, yonca pişmek, bunları sevdim ben ve bunu yaptım.
bunları yaptım. 68'den 82, 83, 84, 5'e kadar 60'dan 75'ten İzmir'de durdum. 8-10 sene, 20 sene, 15 sene durmuştum. Ondan sonra geldim gittim. Hayatımdan anlatayım ya. Gel Göydere'ye geldim. Kışın İzmir'e gittim. Yazın Gökdere'ye geldim. Bir zaman da hayatım böyle geçti. Yaşlandıktan sonra da ya şimdi şeyde kalavara partala girer biliyor musun? Şunu mu aldım, bunu aldım, bunu sattım demek olmaz. Hatice Hanım'la, Müslim'in kızı Hatice Hanım'la evlendik. İlk hanımım bu benim. Doğunca güne kadar işte 50'den düğünümüz oldu ya. 50'den 2016 mı? 2016'ya beraber. Evet. Daha da berabersiniz. Beraber. Şimdi şu anda yine beraberiz. İyi hanımdır. İşte bu evlilikten kaç çocuğumuz oldu? Çocuklar. Evlilikten hayatta kalan iki tane çocuğumuz var. Bir oğlumuz, bir kızımız. Ölenlerimiz çok var. Dört tane. Ne de canım. Onların isimleri ne? Rıza çocuğu var. Rıza, Hamdi. Yine Fırat. Yine Fırat. Dört tane oğlan öldü. O da küçük de öyle. 5 yaşında, 3 yaşında o birisi de biliyor diye. Hayatta olanların isimleri ne? Feramuz, Zeliha. Zeliha, Feramuz, Demirgöz değil mi? Göz. Demirgöz. Göz. Feramuz, Demirgöz değil, tek bir hayatımız, hayatımız böyle geldi, böyle geçti. Önce güne geldik. Şimdi de hanımımızın başından kaza geçti, ayağı kırıldı. Geri İzmir'e götürdük, tedavi ettirdik. Ayağının üstüne yürüyemeyip de merdivenlere çıkamayınca geri köye geldim. Köyde yaşıyorum, onun yüzünden yaşıyorum. Hani merdivenlere çıkamayın diye köyde yaşıyorum. Köyümüz güzel, inmesi çıkması güzel, komşularımız güzel. Hoşnutluk, memnunluk herkesten Allah razı olsun. Deyip, lafı şimdi Hatice Hanım'a vereyim. Tamam. Ne dedin? Kendini tanıt. Sen de kendini tanıt. Anan kim, baban kim? Ulan suetsiz deyin, bak oraya bakayım. Güllü. Annem Güllü, babam Mustafa Karataş. Müstili. Müstili mi? Lakabıyla söyle. Yani, lakabıyla, işte lakabıyla söyle ki tanısınlar yani. Hangisini deyim? Hepsini de, kimi de? Bir ana, bir babam işte, daha i̇şte kimi deyim. İsimleri ne işte onların? Lakaplarıyla söyle, anankinde, babankinde. Anankin Güllü. Güllü. Babanınki Müstili. Güllü, Güllü. Gülüstan, babamdan Müstili. Gülüstan nene değil mi? Yok, Gülü vardı bunun anası, Gülü. Müstili'nin karısıydı, o aynı. Gülüstan başka. Köydere'deki korumuz, komşumuz hepsinin adıyla, labıyla saysın. Kardeşlerin labını say, kendini say. Anlattım ama anlattım, beni unuttum Allah'ın söyle. Ben söyleyemiyorum bile. Hatice Hanım biraz da rahatsız olduğunda. Mehmet vardı, Mehmet Karataş. Mustafa Karataş vardı, Ruhi. Neydi dedi, nasıldı bunlar? Senin için iyiler miydi? Benim iyi, çok iyicelerdi kardeşlerim benim. Çok çok. Ne diyeyim? He. İyi. Mehmet mi daha iyiydi? Ablam vardı, Fındık. Ablam yine vardı, Emine. Bu kadar idi. Gelinlerin adı neydi, gelinlerin? Gelinin birinin, büyük gelinin adı Sarı. Daha kim var lan? Biri de Gülşer. Evet. Buradan, buradan gurbetteki köylülerimize ne demek istersiniz yani? Gurbetteki yaşayan köylülerimizin hepsinden razıyız. Allah hepsinden razı olsun. Hepsine de selam söyleyeyim. Hepsini görmek isterik. Yanımızda bulunmak, yanında bulunmasını isteriz. İyi gününde, kötü gününde mi? Ortalığın durumundan dolayı kimimiz gurbette kaldık, kimimiz birbirimizi göremeyik, görsek bulamayık. Bundan dolayı hiç memnun olmadığım, razı olmadığım bir koru komşum yoktur benim. Hepsinden razıyım ben. Herkeslerin yanında, acısında, tatlısında olmaz. Hakikaten isterim bunu. Benim mi? İmkanlarımız da kısıtlanıyor bu bakımdan. Yaşlandık. Zamanımız geçti. Eteki orada kaldı, beriki burada kaldı. Komşuların için diyeceklerim bu kadar var. Çok teşekkür ettim hepinize de. Ben de size teşekkür ediyorum hepinize. Bizi bu imkanları verdiğiniz için sağ olasın. Bu da bir hatıradır. Selamlaşma. Sağ ol Çavuştay.